HPV taramanın önemini sormuş bir izleyicimiz de. Human Bu da Papilloma aslında çok sık görülen bir durum. Tamamen farklı bir başlık HPV. HPV şu an toplumda en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalık. Benim kendi yapmış olduğumuz çalışmalarda da ülkemizde yaklaşık %20 civarında kadında HPV görüyoruz. HPV virüsü, human papilloma virüsü nedir aslında? Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörüdür. Hatta rahim ağzı kanserinin nedenidir diyebiliriz. Yani düşünün ki bir kansere virüs yol açıyor. Evet, bu rahim ağzı kanseridir. Dolayısıyla artık biz bilimsel olarak bunu bildiğimiz için, yani rahim ağzı kanserinin nedeni HPV virüsü olduğu için taramalarda HPV'yi kullanıyoruz. Ne zaman başlıyoruz? Şu an Sağlık Bakanlığı algoritmasında da 30 yaşından sonra başlayan ve 5 yılda bir HPV ve Smear dediğimiz testlerin birlikte kullanıldığı bir tarama yöntemi kullanıyoruz. 20 yaş 30 yaş arasında, yani ilk ilişki sonrasında da 3 yılda bir Smear testiyle gidiyoruz. 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar HPV taraması kullanıyoruz. HPV pozitif olması hastanın, biz aslında en sık gelen bana soru şudur: HPV pozitif kanser olacak mıyım? Böyle bir şey de yok aslında. HPV testinizin pozitif olması kesin kanser olacağınız anlamına gelmiyor. HPV bulaşır. Bulaşan hastaların %96'sında kendiliğinden bu bağışıklık sistemi tarafından elimine edilir. Sadece %4 hastanın rahim ağzında kalır ve bu %4'lük kesimde rahim ağzında kaldığında bu rahim ağzı kanserine ilerleyebilir. Ancak düzenli taramalarını yaptıran, düzenli jinekolojik onkoloji muayenesine giden birinde biz cin 1, cin 2, cin 3 dediğimiz rahim ağzı kanserinin öncü lezyonlarının olduğu, erken tanının hayat kurtardığı dönemde hastalığı saptayıp tedavi edebiliriz. Dolayısıyla HPV taramaları son derece hayatidir. İlaveten çok kısaca HPV aşıları artık kullanılıyor, virüs aşıları. HPV aşıları bizim şu an Türkiye'de rutin aşılama programımızda değil maalesef, ama örneğin Avustralya bunu rutin olarak yaklaşık 2008'den beri yapıyor ve 2030 yılında artık onlar diyor ki biz ülkemizde rahim ağzı kanseri görmeyeceğiz diyorlar. Yani dolayısıyla rahim HPV aşısı da ilk ilişki öncesi yapıldığında rahim ağzı kanseri gelişme ihtimalini son derece azaltıyor. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. İlk ilişki öncesi tanıdığımız tüm bayanlara HPV aşısını önermeliyiz. Bu çok önemli gerçekten, özellikle genç kızlarımız için. Kesinlikle. Gerçekten şu anda kaç yaşta öneriliyor hocam ilk? Ya yani 18 mi? Normalde 9-26 yaş arası geçer. Rutin aşılama programını alan ülkelerde ilkokulda 11 yaş civarında, 9 ile 11 yaş arasında yapıyorlar rutin programda. Ama koruyuculuk açısından baktığımızda ilk ilişki öncesi yapılması hayati öneme sahip. Ama ilişki sonrası HPV negatif olan olgularda da tabii yapılabilir, ama koruyuculuk açısından en yüksek koruyuculuğun olduğu dönem ilk ilişki öncesi. Ama Çok rutin önemli. aşılamada 9-26 yaş. Tabii ki ben kendi yakınlarıma, kendi kızıma belli bir yaş, 9-11 yaş aralığında yaptıracağım. Benim şu an 8 yaşında bir kızım var. Maşallah, Allah 11 razı olsun. yaşında HPV aşısını eşime yaptırdım örneğin vesaire. Yani normalde rahim ağzı kanseri taramasında bizim bu toplum bilincini artırmamız gerekiyor ve mutlaka, çünkü gerçekten virüsle önlenebilen bir kanserden hastalarımızı kaybetmek, ileri aşamada hastalığı görmek gerçekten üzüyor bizi. Yani daha Çok. geçtiğimiz ay bir tane hasta maalesef hastam geldi. Çok genç yaşta ve büyük bir tümörle. Yani bu gerçekten artık teknolojinin bu kadar geliştiği, taramaların bakanlığımız tarafından bu kadar iyi yapıldığı bir dönemde rahim ağzı kanserinden bizim artık hasta kaybetmememiz gerekiyor. Bu çok çok Doğru. önemli. Dolayısıyla HPV konusu çok önemli. Bir diğer konu, çok kısaca, yine çok zaman Tabii, aldım ama lütfen, lütfen, lütfen hocam. HPV taramasını ve takibini bir jinekolog onkolog yapması lazım. Yani ülkemizde kolposkopi işte dediğimiz işlemler var. Rahim ağzını büyüterek incelediğimiz. Yani tamamen prekanseröz, kanser öncesi lezyonları jinekolojik onkoloji uzmanının takip etmesi gerekiyor. Normal kadın doğum hekimi bizim jinekolojik onkoloji eğitiminde, çünkü özel bir süreçtir kolposkopi eğitimi. Rahim ağzındaki lezyonları biz erken saptadığımızda hasta ciddi bir şekilde henüz kanser olmadan kurtarabiliyoruz hastalarımızı.
Ama diğer taraftan daha bu konularla daha az ilgilenen normal bir kadın doğum pratiğinde gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla HPV süreci jinekolojik onkolojinin alanıdır. Dolayısıyla HPV pozitif hastalarımızın da mutlaka bir jinekolojik onkoloji uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Hocam bu çok önemli. Gerçekten bütün izleyicilerimiz için de yani önemli bir mesaj olsun. Gerçekten bu aşıların bütün kadınlara yapılması son derece kesin önemli. Dediğiniz gibi özellikle ilk ilişkiye girmeden önce genç çocuklarımıza, genç kızlarımıza mutlaka bu aşıyı önerelim. Kesinlikle, kesinlikle. Her gördüğüm ben bunu aynen ben her gördüğüm hastalarımıza da random poliklinikte mutlaka anlatırım. Kendi yakınınıza, kendi kızlarınıza, kendi çevrenizdeki insanları bilinçlendirin diye. Evet, çok önemli gerçekten. Buna bağlı olarak bir soru daha gelmiş. Erkek çocuklara da aşı yapılmalı mı? Evet. Normalde rutin aşılama programını almış olsak inşallah ileride alınacaktır. Tüm okulluk çağında 9-11 yaş erkek kız fark etmeden. Çünkü bunun taşıyıcısı erkekler yani. Cinsel ilişkide bulaşan bir virüs. Kadından erkeğe, erkekten kadına bulaşıyor. Dolayısıyla bu kısır döngüyü kırmak için her iki cinsi de aşılamak gerekiyor ki erkek çocuğu da bunu almasın ve karşı tarafa bulaştırmasın. Evet. Erkeklerde de penis kanseri ve peniste sihirler çok sık görüyor yani nedeni HPV. O yüzden erkek çocuklarına tabii ki öneriliyor.